Basketbol IQ programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Her hafta olduğu gibi önemli maçlardan Koç Erdem Bilmen çeşitli analizler ve grafikler ve videolar hazırladı size için. O maçlara farklı bir bakış açısı getireceğiz yine bu programda. Programımızın başında çok önemli bir konuğumuz var. Semt 77 Yalova baş antrenörü Sayın Hakan Yavuz da bizlerle birlikte olacak. Erdem öncelikle hoş geldin. Sonra da Hakan abi hoş geldin diyeceğiz. Hoş bulduk. Hakan abi hattımızda yanılmıyorsam hoş geldiniz Hakan abi. Hoş bulduk. İyi akşamlar ikinize de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Erdem'e bırakayım sözü. Size Hakan abi tekrar merhaba. Hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Erdem'ciğim. Öncelikle son hafta gelen iki tane galibiyetten dolayı seni kutlayarak başlamak istiyoruz programımıza. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Bizim de ihtiyacımız olan iki galibiyetti. Evet. Şimdi konu Hakan Yavuz olduğu zaman, daha doğrusu konuk Hakan Yavuz olduğu için benim için değişik bir şey ifade ediyor. Çünkü Hakan abi benim ilk koçlarımdan, çeşitli yerlerde de oyunculuğunu yapma şansını yaşamış biri olarak şu andaki, geçen seneki başarı üzerine de bu sezon an itibariyle gelmiş oldukları noktadan dolayı benim için ayrıca bir gurur kaynağıdır Hakan abi. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Çok merhaba. Hakan abi, sezona yakın mağlubiyetler alarak başladığınızda biz burada Volkan'la Semt 77 Yalova takımının ligde çok fazla yabancılık çeken bir görünümde, görüntüde olmadığını, ileriye yönelik de iyi sinyaller verdiğini konuşmuştuk. Yakın biten, benim önüme not aldığım 5 tane maçınız var. 6 sayı ve altında kaybettiğiniz, son periyotta kaybettiğiniz, son toplarda kaybettiğiniz. O dönemleri atlattıktan sonra son 2 hafta gelen 2 galibiyet, aynı skorla biten çok önemli 2 galibiyet bence ve bir tane de yabancı oyuncunuzun eksik olduğu bir kadroyla. Genel olarak sezonun bu başlangıcı ve bu son haftada aldığınız iki galibiyeti biraz bize yorumlar mısın? Nasıl gidiyor işler Semt 77 Yalova'da? Tabii ki. Şimdi bizim geçen seneden kalan lige çıktığımız kadrodaki Lamont Jones iki yabancıdan biriydi ve takımın en önemli parçasıydı. Onu tutarak yanına da bir tane Türk guard almak istedik ama açıkçası yani üst düzey bir Türk guard istedik ama yeni çıkan bir takım olduğumuz için sen de biliyorsun o yaz transferlerinde istediğin oyuncuya ulaşamayabiliyorsun. Biz de orayı çift guardla geçip arkasına da Emir Gökalp'i koyduk. Guard bölgesini kuvvetlendirelim dedik. 1-2-3 numara pozisyonunu oynayan Can'la beraber de orayı pekiştirmiş olduk. Daha sonra tabii ben teknik birazdan sıkıntının esas yerini açıklayacağım. Sen de ve dinleyenler de çok daha iyi anlayacaklar. Daha sonra Emir isteğiyle Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu. Biz de kendisine anlayış gösterdik. Biz maçların sonunu çift kartla oynayalım derken meğerse orada bıçağı kendimize saplamışız. Yani çift kart derken de burada hakiki topu tutan, oyunu yönlendiren, takımı sakinleştiren, pas trafiğini arttıran, sahada koçun beyni gibi görev alabilecek o iki oyuncu yani Lamont Jones biraz daha öyle ama Lamont da biraz daha skorer bir gardı olduğu için biz oralarda topu tutmayı çok beceremedik ve onun acısını dediğin gibi 4-5 maçta yaşamış olduk. Daha sonra bazı nedenlerden dolayı Glenn Cosi ile yollarımızı ayırdık. Glenn Cosi'yi gönderdikten sonra biz 10 kişi kaldık. Hem antrenmanlardaki bu 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5 tempolu yapılan antrenmanların süresi kısaldı. Çünkü oyuncuları dinlendiremedik. Antrenman şeklimizi değiştirdik. Periyot periyot, 1. 2. 3. 4. periyotları çok böyle sahiden ince eleyip sık dokuyarak ayrı ayrı çalışmaya başladık. Belki bize daha çok vakit kaldı. Hani 12 kişiyi antrene etmekten bir anda 10 kişiyle 5'e 5'i daha farklı oynamaya başladık ve orada
Can'ın point guard olarak oynatıp o topu tutma anları, gene maçın sonunda Can'la Lamont Johnson oyunu da beraber kalarak oraları organize etmeleri, ayrıca belki de Mert Çelebi 3 numaraya kaydırıp CJ Williams'ı daha çok dinlendirip maçın sonunda elimizde canlı bir şekilde olması bize bu son iki maçtaki artı görüntülerdi. Galibiyeti getiren önemli faktörlerdi. Tabii ki uzunlardan yana bir sıkıntımız yoktu ama bu kısa rotasyonunda Oğulcan ve Kerem'in de katkılarıyla biz bu iki maçı kotardık. Ama bu demek değildir ki yolumuza böyle devam edeceğiz. Bir tane yabancı oyuncu transferi gerçekleştireceğiz. Bunu da mümkün olduğu en kısa zamanda yapmak istiyoruz Erdemciğim. Evet, zaten bundan sonra soracağım soru da bir takviye düşünüyor musunuz şeklinde olacaktı Hakan abi. Ama bir başka... Kesinlikle düşünüyoruz. Çünkü sen de biliyorsun birçok kulüp bu döviz kıskacında kaldı. Dövizin yükselmesinden dolayı bazı kulüpler zorda ama biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz ve kendi bütçelerimiz içerisinde kendi sınırlarımızı onu aşmadan gönderdiğimiz oyuncunun yerine ona yakın maliyetlerde bir oyuncu alacağımıza eminim. Evet, bir başka sorum da sana şu olacak. Esasında başında bir yorum yaparak senin çalıştığın takımlar, benim seni bildiğim tüm tarih boyunca çalıştığın takımlarda sürpriz oyuncu çıkartma diyelim. Yani bu Türk olur, yabancı olur. Bu sonraki, özellikle son haftaki performanslara bakarak bu sürpriz oyuncu İlkan Karaman veya Mert Çelep olabilir mi? Senin koçluğunda bence aşama kaydetmiş iki oyuncu gibi gözüküyor. Bununla ilgili ne söylersin abi? Şimdi ikisi de bence var. İlkan geç katıldı aramıza. Mert Çelep sezon başından beri var ve sürekli iyi oynadı Mert. Mert de İlkan'ı da ayrıca açıklayacağım. Şöyle bir son birkaç haftadır, yani 3-4 haftadır bizim bu guard sıkıntımızdan dolayı Mert de bir işte 3 numaraya kaydırma durumu yaptık orada. Hem Mert'in size'ımızı yükseltmek istedik. İki tane çok kısa guardla oynuyorduk ligde. Hem Glenn Cossy hem Lamont Jones belki fiziksel olarak kuvvetliler ama boy olarak kısa kaldığımızı gördük. Orada Oğulcan'ı, Can'ı 2 numaraya çekip CJ Williams ve Mert'i 3 numaraya çekip size'ımızı yükselttik. Daha doğrusu Mert'i CJ Williams'ın arkasına ilave ettik. Ama orada tabii ki kolay bir şey değil. Ama her oynadığı maçta Mert 3 numarada savunma hissini çok iyi yaptı. Ama 3 numara, 4 numara biliyorsun, 4 numarada daha rahat pozisyon bulunabiliyor. Eğer dış şutunuz da varsa yardıma giden uzunun sizi tekrardan recover etmesi, bulması biraz daha zor oluyor. Ama 3 numaralar daha çabuk adamlarını buluyor. Belki oralarda bir Mert'in, ama biz orada da Mert'i biraz daha postafa sokup 4 numara özelliğinden faydalanmaya çalıştık. Çalışıyoruz ve çalışacağız. Yani Mert, biz bundan sonra bir guard gelse de hem 3'ü hem 4'ü oynayacak bizde. Çünkü çok memnunum kendisinden. İlkan oyuncu kumaşı olan, sahiden üst düzey fundamental'a sahip, çok ufak tefek eksikleriyle beraber uzun süre oynamamanın verdiği bir eksi görüntü vardı üzerinde. Çok uyumlu, takımla çok iyi anlaşan ve her hafta üstüne koyarak giden, sahiden geldiğinde belki bazılarının ya bunu nereden bulmuşlar dediği çok önemli bir oyuncu. Tabii tanıyanlar İlkan Karaman'ın kim olduğunu biliyorlar da, ama biz de açık söyleyeyim, İlkan'ı alırken risk almadık değil, ama bu işin içinde risk de var. Kesinlikle kumar değil, risk diyorum burada. Çünkü o tip oyuncularla sen de biliyorsun yıllardır çok çalıştım ve benim staffım da çok tecrübeli koçlardan kurulu. Biz orayı iyi kotardık ve bu arkadaşlar sahiden bize şu anda çok faydalı oluyorlar. İnşallah da olmaya devam edecekler. Hakan abi, teşekkürler bu teknik açıklamaların için. Son sorum da şu olacak.
Şimdi semt 77 Yalova bana göre benim penceremden şu ana kadar sezon başında koymuş olduğu hedeflerin içinde, hatta belki özellikle son haftayı göz önüne alırsak biraz onun üzerinde gibi gözüküyor. Oyuncu takviyesiyle birlikte bundan sonraki planın ne olacak? Ya o organizasyonun başındaki, yani lider kişi olarak oraları nasıl yönetmeyi planlıyorsun? Biraz da bizi izleyen koçlara, genç koçlara bazı bunlar tiyolar olur diye düşünüyorum. Şimdi ben yani takımın lideriyim. Yani sağ o çizgilerin içinin lideriyim. Çizginin dışının liderleri, kulüp başkanı, yönetim, genel menajer Murat Orbay Bey'in çok büyük destekleri var. Başkan olarak çok seviyorlar. Şehri bir kere bak şunu atlamayalım. Muazzam bir seyirci var. Yani ben uzun yıllardır biliyorsunuz hepiniz Anadolu'yu da geziyoruz, ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Anadolu'daki yani belki Yalova Anadolu değil tabii ki. Yani İstanbul'un ilçelerinden biriydi. Anadolu değil ama neticede yeni basketbolu Süper Lig'de yeni bir takımı olarak muazzam bir seyircisi var. Bu beni en çok sevindiren bu. Tabii bazı zamanlarda bunun dezavantajı da oluyor ama kontrollü bir seyirci, bilgili bir seyirci takıma çok büyük destek oluyor. Biz bunun artısını yaşıyoruz. Sorunun tam ana şeyini bir daha söyler misin? Şimdi sezon başı koymuş olduğunuz hedef tahminimce... Tamam. Düşme potasından iki galibiyet uzaksınız Hakan abi baktığımızda puan tablosuna. Playoff bandının da bir galibiyet aşağısındasınız. Evet. Bundan sonraki yol haritası ne olacak diye sordum. Vallahi biz şimdi bu iki arada bir derede böyle gideriz. Yani bu alt taraf çünkü muhakkak ki onlar da bazı hamleler yapıp yukarıdakileri yakalamak isteyecekler. Yukarıdakiler alta düşmek istemeyecekler. Bizim de bulunduğumuz yer itibarıyla biz çok rahat değiliz, açık söyleyeyim. Yani öyle bir böyle, Süper Lig'de öyle bir rahatlığa girdiğiniz anda iki hafta sonra kendinizi dipte görebilirsiniz ki dediğin gibi galibiyet sayımız da bununla doğru orantılı. Onun için biz doğru bir sezon başından beri hep doğru yapmaya çalışıyoruz. Doğruları yapıyoruz, iyi çalışıyoruz. Oyuncuları bazen işte artı bazen eksi motivasyonla motive etmeye çalışıyoruz. Ve bunda da bugüne kadar başarılı olduk. Kendileri de sahiden ilk, yani şöyle mesela biz o maçları kaybettikten sonra maçta kazanamayabilirdik. Ama kadronun kurulumundaki isimler çok önemli. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de oynamış tecrübeli isimler. Yani kaptan Can olsun, diğer yabancılarımız olsun. O nedenle oraları kolay aştığımızı söyleyemem ama aştık en azından. Onu ispat ettik. Ama bundan sonra daha yapmamız gereken çok şey var. Saha içi olarak. O nedenle de eksiklerimizi bir an önce tamamlayıp aynı şekilde maçları iyi oynayacağız. Yani iyi basketbol. Ya ben açık söyleyeyim kendi takımımın oynadığı basketboldan çok zevk alıyorum ve o bakımdan da ileriye umutla bakabiliyorum Erdem. Hakan abi çok teşekkür ederiz. Öncelikle vakit ayırdığınız için ve sezonun geri kalan bölümünde sizlere semt 77 Yalova'ya da başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok mersi. İyi programlar diliyorum. Zevkle izliyoruz. Teşekkürler Hakan abi. Sağ olun. Erdem, bundan aylar önce yaz sezonu, off sezonda senin oturduğun yerde Hakan abi oturuyordu. Tam yeni lige çıkmışlardı. İşte tabii haliyle konu hedeflere gelmişti. O dönemdeki aşağı yukarı konuştuğumuz şeyden hep olumlu şartlarıyla, yani olumlu senaryosuyla şu anda yaşıyorlar. Yani oradaki projeksiyonda nasıl planladıysa hani tek tek onu hem kendisi hem tabii ki yönetim o basamaklara tek tek çıkıyorlar. Umarım şansları yaver gider. Yani oradaki o planlamanın hepsi doğru planlamamış ki sezonun bu kısmında da ilerleyen dönemde de işe yarayarak gidiyor demek istedim. Yalova organizasyonunun birkaç sezondur basketbola yaklaşımını ben de yakından takip ediyorum. Benim de koçluğunu yaptığım Eskişehir Basket TBL sezonunda onlarla oynayıp o Yalova'daki ortamı az da olsa görme fırsatım olmuştu. O zamandan zaten olumlu sinyaller geliyordu. Ama ilk söylediğin şeye kesinlikle katılacağım. Hani
Organizasyon olarak belli bir seviyede olabilirsiniz. Belli fedakarlıkları yapmaya hazır olabilirsiniz. Ancak başındaki lider, getireceğiniz koç ve ekibi çok çok mühim. Yani Hakan abinin oraya yanlış hatırlamıyorsam Aralık veya Ocak ayında TBL takımına katılıp öyle oldu, evet. İşi yarıdan alıp başarmak TBL'de iki kat daha zordur. Hem o açıdan hem de bu yani Basketbol Süper Ligi'ne çıkan yeni gelen takımlar için lige adapte olmak yani şu anda 4 galibiyetler buraları oradan buralara getirmek bir başka zorluk. Onun için de Hakan abi ve ekibini özellikle ekstradan da kutlamak gerekir. Son anda kaybettiği maçlar da oldu biliyorsun. Evet, yani kaç tane maç yani? Sorduğum ilk soru da zaten yorum yaparken oydu. 6 tane maçı son toplarda kaybettiler. Hatırlıyorsan ilk 2 haftayı konuşmuştuk. Evet, doğru. Yani Semt 77 Yalova çok böyle ligde acemi bir görüntü sergilemiyor. Maçları kazanabilecek noktaya getirebiliyor. Dolayısıyla da biz de bundan sonra daha da bir ilgiyle takip edeceğiz. Yeni oyuncu takviyesiyle de belki o kaybettikleri yakın biten maçları da belki bu moralle, bu ivmeyle belki kazanabilecek noktaya gelecekler. Biliyorsunuz seyirciler de artık salona gelebiliyorlar ve Yalova'da yine benim kendi gözümle gördüğüm inanılmaz bir ilgi var. Orası da zor deplasmanlardan birisi haline kesin gelecektir diye düşünüyorum. Peki yine birbirinden güzel, ilginç, analitik pozisyonlar hazırladın. İstersen başlayalım. Evet. Şimdi ben bir defa kişisel olarak genelde kişisel yorum yapmıyorum biliyorsun Volkan. Genelde veriler üzerinden veriye gidiyoruz. Yapıyorsun, evet. Ama eğer kişisel olarak yorum yapmam gerekirse bu sezona baktığımda bütçe performans o değerlendirmeyi yaptığımızda Basketbol Süper Ligi'nde öne çıkan ilk takım en çok da bizim burada programda konuştuğumuz takım Darüşşafaka. Arkasından Gaziantep gelir. Alt sıralar içinde düşünecek olursak da Yalova'yı söyleyebiliriz. Bu anlamda da ikinci maçımız Gaziantep Darüşşafaka olacak. Bu açıdan da ilginç maç. Yani ligin bence şu ana kadar hakkını veren iki tane organizasyonun, iki tane takımının enteresan bir mücadelesiydi. Çok zor, çok sert geçen bir maçtı. Her iki takımda da işte bazı eksik oyuncular vardı. İstersen çok uzatmadan bir bakalım neler olmuş maçta. Grafik 1'i verelim. Gaziantep tarafından, kaybeden takım tarafından başlayalım. 29 değil 19 top kaybı. Kendi evlerinde yaptıkları 19 top kaybı. 22'de 13 serbest atış. 21'de artı 3 sayılık atış. Sadece 5 oyuncudan skor katkısı aldıklarını görüyoruz ve önemli skorerleri Milton Doyle'un oynamadığını görüyoruz Gaziantep tarafında. Bu gerçekten Tofaş maçını analiz ettiğimizde Gaziantep'in Tofaş maçını analiz ettiğimizde o maçı yanlış hatırlamıyorsam 17-18 sayıyla kazanmıştı Gaziantep ama benzer istatistikler çıkmıştı ve burada hatırlıyorsan konuşmuştuk. Yani bu istatistiklerle maçın skorunu bize sorsanız asla o şekilde bitmez diye yorumlamıştık. Ama bu maç öyle olmadı. Bu girmeyen şutlar özellikle Gaziantep'in oldukça canını yaktı gibi görüyorum. Grafik 2'yi verelim. Maçın bence tartışmasız kahramanı daha önce de programımıza aldığımız Doğuş Özdemiroğlu. Yani o zaman söylemiştik umarız bu performansın artarak devam eder diye. Bizi de yanıltmıyor. Tekrar ön plana Doğuş'u koymak istedim. 27-36 sahada kaldı. Çok düşük skorlu bir maçta 11 sayı 6 rebound 9 asist 4 çalma gerçekten göz kamaştırıcı. Yani bir Türk oyuncunun bilmiyorum sen katılacak mısın şu anda Darüşşafaka'yı sürüklüyor olması benim açımdan gerçekten gurur verici. Fakat biz yine video 1'de Gaziantep tarafına dönelim ve ligin flash oyuncularından QJ Peterson'ın savunma ve tercihleri point guard bu playmaker pozisyonunda oynayan QJ Peterson'a oldukça yoğun bir baskı vardı. Fiziksel özelliklerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış pas tercihlerinde bulundu. Bir pick and roll pozisyonunda kaybettiği topu gördük. Arkasından kaptığı bir topta fast play'e giderken, hızlı hücuma giderken bir top kaybı olacak. Burada yavaş yavaş oynatalım. Baskıya karşı pas verme, pas tercihleri konusunda skorer kısmını bir tarafa koyuyorum. Pas verme tarafında önemli karar hataları yaptığı bir maç oldu. QJ Peterson... Baskıda zorlanıyor mu acaba? Evet. Koç Selçuk Aynak da onu görerek herhalde. Onun, evet, yani QJ Peterson baskıya verdi. Karşı zorlanıyorsa oynamak istemeyeceği oyuncu Doğuş olabilir bu ligde. Ki bunu da zaten biz gördük. Arka arkaya yaptığı
karar hataları neticesinde yaptığı top kayıplarını koydum ben. Sinan da var tabii bir yandan. Yani QJ Peterson çok skorer bir oyuncu. Burada parantez içinde belirteyim. Avrupa'dan 2 tane 3 tane ayrı ayrı ülkeden asistan koçun beni arayıp bilgiyi almak istediği bir oyuncu QJ Peterson. Gerçekten hücum tarafı göz kamaştırıcı ama organizasyon yani o oyun kurucu playmaker tarafında gerçekten ciddi karar hataları yaptığını gördük. Video 2'ye verelim. Yani şimdi QJ Peterson'a aşırı bir baskı oldu. Darüşşafak onları çok başarılı oldu. Darüşşafak Gaziantep'i yine sezon başından beri en değerli oyuncularından biri. Alfa Kaba. Yavaş oynatalım lütfen. Maç boyunca yani biraz bir geriye alalım. O pozisyon çok güzel çünkü onu görmek için. Yani ilk videoda QJ Peterson'a yapılan müthiş baskı top kayıtları durduralım burada. Yani beyaz formalı Alfa Kaba rebound'u aldıktan sonra 3 tane yeşil. Senin saydığın 2 tane oyuncu zaten orada. Sinan Güler ve Doğuş Özdemiroğlu. Pirana gibi yapışmış durumdalar ve Alfa Kaba yani bir hücum rebound'u alıyor ama bence hücum rebound'u aldığına pişman oluyor. Yani o sertlik seviyesinde savunma ve direnç gösterdi Darüşşafaka. Şimdi oynatabiliriz. Arka arka hep hücum rebound'u aldığı pozisyonlarda ya Darüşşafaka nasıl baskı yaptı? O boyalı alanda nasıl mesajlar verdi? Ya orada neredeyse Alfa Kaba'ya kımıldamasına izin vermediler. Yine bir hücum rebound'u pozisyonu olacak. Berke'nin üzerinde ona geliyor. Yine de yavaş oynatalım. Yine bir baskı. Topa baskı. Ve yine ondan çıkan bir top. Her pozisyonda Alfa Kaba çemberde, çembere yakın buluştuğu her pozisyonda hemen hemen bu baskı oldu. Yani hiçbir pozisyonda yine bir pas. Yine 3 kişi orada. Yeşil formalı. Yine bir top kaybı. Gerçekten Selçuk Arnak'ın ekibi, Selçuk Arnak iki tane yere yani 1 numara ve 5 numara pozisyonunda iki tane etkili olduğu yere çok ciddi önlem almış ve hazırlık yapmış. Çok net gözüktü. Peki bunun dışında işte maçın kahramanı turnikeyi de atan ekranda Doğuş Özdemiroğlu'nu genelde top çalmaları ya da attığı skorlarla bundan önceki programlarda hatırlıyorum göstermiştik. Şimdi video 3'e geçelim ve Doğuş'un yoktan var edilen pozisyonlar yani geçiş hücumlarında hiçbir şey yokken sağ görüşü kendine güveni artık üst seviyede. Bu pasları da çok iyi vermeye başladı. Sahayı görmeye başladı. Özgüvenle hareket etmeye başladı. Ya gerçekten izlemesi bence şu anda en keyifli Türk oyuncuların başına geliyor. Kişisel yine yorum yapmam gerekirse. Yine çaldığı bir pozisyon. Yine geçiş hücumu en hızlı şekilde geçiyor. Uzun oyuncuya verdiği güzel bir pas. Berke 2 atışta bulunuyor. Hemen arkasından yine geçiş hücumlarında tempoyu arttırıyor. İlk topu alan o. Yani oyun kurucu o oynama özelliğini de artık kendisine katmış durumda. Saha görüşü, boşu bulma. Demin içeriye vermişti. Şimdi dışarıdaki arkadaşını bulabiliyor. Yani oyunu yönlendiren oyuncunun Doğuş olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve yarı saha hücumlarında da bu ikinci bölümdeki videolar. Yarı saha hücumunda da yani bu pick and roll ikili oyun sonunda da gerçekten hem içeriye verdiği toplarla hem dışarıya attığı paslarla Doğuş bence ligimizin en formda Türk oyuncularının başında geliyor. Ama video 4'e geçelim. Yine düşük skorlu bir maçta maça etki eden oyuncunun ben Makkalo olduğunu düşünüyorum. 11 sayı attı bu maçta. Burada yine Doğuş'un bir asistiyle son periyotta 11'in 9'unu attı ki son periyodun 22-16 bittiğini düşünsek neredeyse Darüşşafaka skorunun yarısını Makkalo attı. Makkalo'yu da burada seninle çok konuştuk esasında Darüşşafaka adına sezonun çok formda olmayan, beklentiyi tam olarak karşılayamayan oyuncusuydu. Hatta ben ligin önemli şutörlerinden biri olduğunu söylemişim. Burada bir şut isabetini izleyeceğiz. Yine son periyotta Darüşşafaka'nın kazanmasına çok önemli rol oynadı. Ama şut performansıyla değil, bundan sonraki pozisyonlarda göreceğimiz çembere gitmesiyle. Bu da enteresan bir şey. Yani bundan önceki sezonlarında, bundan önceki kariyerinde daha çok şutuyla tanınan Makkalo bu sert deplasmanda, bu zorlu deplasmanda çembere gidişleri, burada 2+1 basket faulle bitirdiği bir pozisyon. Maçın kazanılmasına çok önemli etki etti diye düşünüyorum Volkan. Peki bir sonraki müsabakaya geçebiliriz. Tabii bakıldığında sevgili basketbol severler bu hafta gerçekten birbirinden çarpıcı karşılaşmalar oynandı ve az önce bahsettiğimiz Gaziantep basketbol Darüşşafaka maçı da bunlardan bir tanesiydi. Bu analizler ışığında yine özellikle son kritik noktalarda bu maçın en kritik yerlerinde yani crunch time dedikleri noktada maç el değiştirdi. Bir daha geldi. Bireysel küçük hatalar yapıldı. Onun için de özellikle bu gözle maçları seyretmeniz pozisyon ilk çeyreğin belki ilk 3 dakikasında olabilir. Ama o pozisyonun arka arkaya etkisi maçın sonuna kadar yansıyor ve maçlar eğer bir topla, bir sayıyla, iki sayıyla kazanıldığını düşünürse
az önce koçun bahsettiği pozisyonların önemi pek çok kez daha artmış oluyor. Evet ya, playoff, senin söyleyeyim, playoff sertliğinde bence çok kaliteli bir maç oldu. Yani Gaziantep de yine kazanabilirdi. Çok ortada olan bir maçtı ama o savunma sertliği ve 1 ve 5 numara pozisyondan yaşadıkları sıkıntı Gaziantep'in maçı kazanamamasına sebep oldu. Ama hani bu demek değil ki Gaziantep düşüşte veya iyi durumda değil. Söylediğim gibi bana göre ligde şu anda en formda, ligin hakkını veren iki takımın başında geliyor daha çok ve Gaziantep. Bir başka üzeri güzel maç. Bir başka maçta yine playoff hattını ilgilendiren, bu hafta yaptığım 3 tane maçta playoff potasıyla alakalı maçların olduğu Karşıyaka Galatasaray. Karşıyaka'yı daha önce analiz ettiğimizde özellikle Mustafa Kemal Atatürk spor salonundaki, hı hı, daha önce biliyorsun Ayhan Şahin'deki çemberler için söylenirdi. Bu sezon ben onu Mustafa Kemal Atatürk spor salonu için söylüyorum. Karşıyaka'nın şutları girmiyor. Fakat bu maçta enteresan bir şekilde Galatasaray'ın da şutları girmemeye başladı. Yani espri yapmaya çalışıyorum. Tabii, anladım ama grafik 4'ü verirsek haklı da çıkartıyor seni. Dünkü maçı da düşünürsek eğer. Ben de oradaydım. Evet. Ya Karşıyaka o ritmi bir türlü bulamıyor. Onun sebeplerini konuşmuştuk. Uzun oyuncu sıkıntısı demiştik. Şimdi bu maçta Michael Roll da oynamadı. Onun da oynamaması tabii ki etkiliydi. Geçen sene ligde sanırım en çok üçlük isabeti bulan oyuncu James Blackman. O da çok kötü bir maç ya oynadı. O, bence mental herhalde onunla ilgili. Yani çok böyle kendine gibi. Geçen seneki güvenle atmasıyla bu seneki arasında çok fark var. Evet. Ya Ufuk Sarıca takımının bize alıştırdığı koçun o hücum akıcılığı, çeşitlilik. Geçen sene çok konuştuk özellikle. Bu sene an itibariyle aynı şekilde değil. Ama aynı olan bir şey varsa da birazdan videolarda izleyeceğiz. Özellikle müthiş seyircinin önünde yine, hı hı, yapılan savunma sertliği. Onda bir değişiklik yok Volkan, ondan eminiz. Ama savunma hücum tarafındaki o akıcılık özellikle şut pozisyonlarına, şut isabetlerine, yüzdelerine yansıyor diye düşünüyorum. Grafik 4'ü girelim lütfen. Burada daha iyi göreceğiz. Hem Karşıyaka adına hem Galatasaray adına yakın esasında istatistikler. 60-27, %45 saha içi. 59-27. İki sayılıklarda Galatasaray'ın, özellikle birazdan videolarda izleyeceğiz, 28'de 19 gibi iki sayılarda müthiş bir yüzdesi var. Evet. Özellikle maçın ilk 15 dakikasını Galatasaray takımı müthiş oynadı. Gerçekten bütün, özellikle hücum takımı olarak görüyor herkes Galatasaray'ı. O hücumda istedikleri her şeyi yaptılar hemen hemen. Orada çok o yüzde yükseldi. Fakat yine videolarda izleyeceğiz. Maçın devamı öyle gelmedi. 3 sayı isabetleri konuştuğumuz %29.1 Karşıyaka tarafı, %25.8 Galatasaray tarafı. Faul atışları da çok enteresan. Yani 18'de 12 ve 13'te 5 Galatasaray'ın %38.4 isabeti. Gerçekten enteresan. Reboundlarda da mutlak bir Karşıyaka üstünlüğü gördük maç boyunca. Şimdi istersen grafik 5'i de girelim ve Karşıyaka nasıl bir takımı ağırladı? Galatasaray için dedik ya, hücum, iyi bir hücum takımı. Şimdi toplam lig verilerine baktığımız zaman hep bunu zaten burada paylaştık. Ligin en çok geçiş hücumu, hızlı hücumdan skor bulan takımı 17 sayıyla Galatasaray. Pick and roll ikili oyuncularda top elinde olan kısalardan işte Melo Trimble ve D-Bost sayesinde 18 sayıyla yine Galatasaray. Ve içeri geçen toplarda, post-up'lardan bulunan sayılarda Galatasaray ikinci sırada 7.5 sayı atıyorlar. Ve bunu esasında dedim ya, maçın 15 dakikasında çok iyi sahaya yansıttılar. Video 5'i verelim ve ilk 15 dakikada Galatasaray ofensi ilk olarak ikili oyunlarda top elinde olan oyuncudan buldukları skorlar. Yani buralarda ilk önce Akın Porsel'in savunma hatasını değerlendirip ikili oyun sonunda attığı bir şut. Buralarda Galatasaray'ın oyunu dikte ettiği, momentumun Galatasaray tarafında olduğunu çok net gördüğümüz dakikalardı. Piken rolün tersine, reject dediğimiz pozisyon, tersi atak, köşede Melo Trimble'ın bulduğu. Yani Galatasaray birkaç transition basketi de var ilk yarıda bu söylediğim periyotta. Onları koymadım fakat bu piken rol pozisyonları çok akıcıydı. Ve oradan istedikleri skorları buldular. Tabii Karşıyaka savunması da biraz buna izin verdi. Artı o hücumdaki akışkanlık eksikliği Karşıyaka'nın biraz da maçın böyle gitmesine sebebiyet verdi. Yine screen'in tersine vurulan bir pozisyonda D-Boston soktuğu şut. Savunmada da aksaklıklar oldu ilk çeyrekte. Evet. Yani bu maçta görülmeyen savunma aksaklıkları. Yani Hapoel de iyi takım ama
Bakıldığında... Avrupa Kupası maçını söylüyorsun. Evet evet, dünkü maçta. Yani o da bir de hani hücumda sıkıntı var. Şimdi dün mesela savunmada da ve o savunmanın oradaki verdikleri basit pozisyonların cefasını ve sıkıntısını ilerleyen çeyreklerde çok çektiler. Evet. Kapatana kadar takım canı çıktı. Belirli momentum yakaladı. Sonra da reaksiyon veremediler. Yani Karşıyaka bu maçı kazandığı halde yani çok pozitif konuşacağımız bence birkaç tane şey var. Türk oyuncu katkısı birazdan göreceğiz ve de savunma sertliğiydi. Yani dün ben Avrupa Kupası maçını izleyemedim ama senin söylediklerine yani bence daha sonrasında izleyip tekrar bir kontrol etmek isterim. Hı hı. Eğer hani bu hücum ritimsizliğiyle bir de savunmada da sıkıntı yaşarsanız gerçekten Karşıyaka o zaman yani daha zorlu zamanlar yaşayabilir. Video 6'ya geçelim lütfen. Bu ikili oyunda kısalardan buldukları skorlardı. Galatasaray'ın ligde ikinci olduğunu belirttiğimiz post-up skorları. Video 6, bu video 7 galiba. Video 6'ya bakalım lütfen. Orada bir aksaklık olmuş. Aynen. Tamam, video 7'de, yani video 6'da da post-up skorlarını gördük Galatasaray'ın. Bu ilk 15 dakikada. İlk 15 dakikada da skor 25-32 Galatasaray lehine. Ama devre skoru 41-37 Karşıyaka lehine sonuçlanıyor. Orada 16-5'lik bir Karşıyaka serisi izledik ilk yarının sonunda. Bence onun en önemli etkisi, şimdi bu video 7'yi baştan verelim. D-Bost'un şut seçimleri dedim. İstersen çok fazla yorum yapmadan izin. Burada 10 metreden attığı bir şut D-Bost. Bunu soktuğu zaman evet Galatasaray momentumu... Çünkü şu an bir reaksiyon vardı. Galatasaray evet. Taraftar muhtemelen anlamaya çalışıyor. Evet. Hani izleyicilerimiz... Yine D-Bost'un getirdiği bir pick and roll oynayıp köşeye atacağı bir pas izleyeceğiz. Yani burada ilk 15 dakika çok iyi organize olan Galatasaray... Özellikle bence guard oyuncusunun, D-Bost'un organizasyondaki negatifliği diyeyim sayesinde ve tabii ki burada Karşıyaka'nın da o savunmadaki vidalarını sıktığını da söylemek lazım. Ama hani şu şut tercihine baktığımız zaman, şut tercihlerine bakacağımız zaman biraz da D-Bost'un da orada etken olduğunu düşünüyorum. Üçüncü pozisyon yine aynı, yani bu ilk yarının son 5 dakikasında olan pozisyonlar. Pozisyonun devamında D-Bost'a gelecek. Bu sefer bomboşken yine kaçırdığı bir şut. Arkasından bir tane daha ikili oyun sonunda Okben'e köşede atacağı bir kötü pas olacak. Yani guard oyuncusunun, D-Bost'un 5 dakikalık belki 6 dakikalık kötü oyunu diyelim. Momentumun Karşıyaka'ya geçmesini, o ivmeyi yakalamasını sağladı diye düşünüyorum. Video 8'e geçelim. Peki bu bölümde D-Bost bunları yaparken... seyircisinin de desteğini alan Karşıyaka hücumda yani çok kısa da olsa bir akışkanlık kazandı ve arka arkaya 4-3 tane 3 sayı, bir tane de Berkan'ın çember altında bulduğu skorla hem oyunu dengeledi hem o momentumu tekrar kendisine aldı ve maçı kazanmaya başladığını düşünüyorum. Burada ikinci pozisyon Berkan'ın da performansı çok çok önemli. Evet. Galatasaray kısmıyla ilgili bir şeyler daha söyleyebiliriz belki. Evet. Video 9'a geçelim. Karşıyaka defansına karşı o meşhur, hani dedim ya, hücum tarafında akışkanlık sıkıntısı var ama savunma tarafında gerçekten önemli baskı yaptıklarını düşünüyorum. Video 9'da Karşıyaka savunmasını izliyoruz. Geçiş hücumunda yine D-Bost'un yapmış olduğu bir hata. Bu 3. çeyreğin hemen başı. Arka arkaya verebiliriz hiç durdurmadan. Tamam. Peki. İlk yarıda o izleyemediğimiz videolarda Blackshear'ın özellikle post-up pozisyonlarında çok skor bulduğu pozisyonlar vardı. Yine bu ilerleyen bölümde ikinci yarının başında o post-up savunmasına da arkasında bir kısa oyuncu kalmış olmasına rağmen bu sefer orada yeterli sertliği gösterdi. Özellikle Ahmet Embay'ın iyi savunması, gelen yardım ve orada top kaybına zorladılar. Hemen arkasından bir ikili oyun oynayacak Melo Trimble, ligin en çok skor bulan oyuncusu ikili oyunlarda. Onun bir pozisyonunu izleyeceğiz. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz peki. Ya burada da yine Karşıyaka savunmasının çok önemli iş yaptığı dakikalar olarak görüyorum. Bir top kaybı daha. Hemen arkasından da video onu verelim. Mahir, Ağla ve Berkan'ın ekstra katkısı son çeyrek bence. Türk oyuncu katkılarında Yunus da özellikle ilk yarıda önemli katkılar yaptı. Ama Mahir, Ağla ve bence Berkan Durmaz maçın kazanılmasına çok önemli etki yaptılar ki Karşıyaka'nın da buna çok ihtiyacı var. Yani o sorumluluk onlara geliyor ve onu da bu maç özelinde iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Özellikle Berkan Durmaz'ın iyi performansı
milli takımımız için de, Türk basketbolu için de çok önemli. Bence çok çok önemli Olkan. Peki bu hafta derbi var koç. Evet. Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Evet. Bakalım neler, o da o maç çok gerçekten keyifli geçeceğine eminim ben. Kesinlikle gerek seyirci, katılıyorum. Seyirciyle birlikte ortaya koydu renk. Artı iki takım da oynadı basketbol. Benim savunma gayreti ve o kaotik yapısı, daha doğrusu rakip oyuncuları, rakip takımı durdurma isteği ve bunun için çok ciddi sert savunma yapması. Diğer Galatasaray'ın da, Galatasaray Nef'in de hücum anlamında çok renkli işler yapması gerçekten ortaya iyi bir mücadele koyacak gibi gözüküyor. Bakıldığında yine bu karşılaşma tabii nakden yayınlanacak diye bu spor ekranlarından. Ve biz de muhtemelen sen de onu gündemine alacaksın gelecek tabii hafta. Tabii ki. Maç nerede oynanacak bu arada? Ben kimin sağlığını oynayacak? Çok keyifli bir maç olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Tabii Fenerbahçe'nin bir zorlu Euroleague deplasmanı olacak Zenit. O da çok kilit bir maç, kritik bir maç. Orada alınan... Yerde Galatasaray'ın var. Evet. Orada o Avrupa Kupası'nda alınacak skorlar. Oralara bakalım nasıl geçip hafta sonuna nasıl gelecekler. Meraklı bekleyeceğiz. Yani basketbolumuz için en önemli derbilerden biri. Özellikle tabii Galatasaray kendi sahasında tempoyu arttıran bir takım. Fenerbahçe'de burada hep konuştuk. Geçen 15 günü, yani bundan önce oynadığı Monaco maçından önce oynadığı Fenerbahçe'nin 3 tane maçı saymazsak Euroleague'de de çok iyi savunma yapan, iyi mücadele eden takımların başında geliyor. Yani bir hücum takımı diyebiliriz Galatasaray'a. Bir savunma takımı diyebiliriz Fenerbahçe'ye. Bakalım hangi basketbol kazanacak. Haftaya da buradan sen de söylemiş ol o maçı detaylı bir şekilde analiz ederiz Volkan. Tamam, o zaman son maçımıza geçelim. Evet, son maçta yine bence yine playoff potasındaki Beşiktaş-Tofaş maçıydı. Son derece keyifli bir maç. Benim analiz ettiğim maçlar içerisinde gel gitin o skor yani Tofaş öne geçiyor, Beşiktaş yakalıyor, oradan farklı öne geçiyor, tekrar Tofaş yakalıyor. Birisi kaçtı, diğeri kovaladı. İnanılmaz bir maç oldu. Zaten böyle bir maça da son topta bitmek yakışırdı açıkçası. İzlerken de öyle bir izlenime kapılmıştım. Yani Tofaş koç değişikliğinden sonra 2'de 2 yaptı. Ahmet Çakı'ya da yeni görevinde buradan başarılar dilemek gerekir. Çünkü o da biraz önce Hakan abiyle ilgili konuşurken söylediğim şey, sezon ortasında takım alıp pozitif şekilde yönlendirmek, pozitif skorlar almak da çok kolay değildir. Hı hı. An itibariyle baktığınız zaman Ahmet Koç'un da iyi iş yaptığını da vurgulamak gerekir. Bu maç özelinde de yine bir grafik yediye bakalım ve maçın genelinde neler olmuş bir görelim. Beşiktaş tarafında 17'de 4 atılan bir dış şut, çok düşük kendi evinde. Tam tersi deplasman takım için 20'de 11 önemli yüzde. Kendi sahanda 15 top kaybı, Beşiktaş aykırı Apex için çok yüksek. Top kaybı 10. Hücum reboundu 8'e 10. Bunun arkasından grafik 8'e bakalım. Daha önce de benzer bir grafik yaptığımı hatırlıyorum ama çok dikkat çekici. Beşiktaş'ın yabancı oyuncularından hiç verim alamadığı, hücumda özellikle hiç verim alamadığı bir gün. Jordan Bowen 3'te 1. Reeves 5'te 2. Whitehead 8'de 1. Dedrick Lawson 5'te 1. Gerçekten çok düşük yüzdeler. 21'de 5. %23.8. 4 tane yabancı oyuncudan neredeyse hiç katkı alamamışlar. Bu 4 oyuncunun istatistiği 9'da 1 dış şut. Ve bizim burada esasında övgüyle bahsettiğimiz özellikle karşı maçından sonra Whitehead'in ilk saha içi isabetini, yani maçın son 2.38 saniye kala bulması da çok enteresan. Şimdi bu istatistik, 4 oyuncunun istatistiğini bu şekilde gördükten sonra maçın sonucunu bilmesek bu maçın yüksek sayı farkıyla bitmiş olabileceğini tahmin edebiliriz. Evet ama halbuki son topta bitti. Evet, son topta bitti. Bu da esasında Ahmet Kandemir'in takımının gerçekten çok mücadeleci yönünü gösteriyor. Bir, ikincisi de birazdan videolarını da izleyeceğiz. Özellikle Furkan Altalı ve Ege Anar'la oyuna girdiğinde, o başında söyledim yani yakalanan serilerde, her iki seride de Türk oyuncularımızın çok önemli katkılar yaptığını görüyoruz. Peki. Grafik 9'a bakalım. Her iki tarafında bana göre maçın kilit oyuncusu olan iki taraftan da Egehan Arna'nın skorları 27-51, sağda kaldı 20 sayı 6 rebound. Bence milli takımımıza göz kırpmayı geçti. Artık yani bayağı orada olmayı hak ettiğini göstermeye başladı Egehan Arna. Burada ifade etmek istiyorum Volkan. Furkan Altalı
Belki biraz daha sahada kalabilirdi. Oyunda kaldığı bölümde özellikle ilk yarıda 16-38 sahada kalmış. 13 sayı 7'de 5 saha içi isabetiyle. Tofaş tarafındaysa biraz sonra videosunu da çok net göreceğimiz Berk Uğurlu ve Muhsin Yaşar'ın müthiş performansı. Muhsin Yaşar da nasıl Darüşşafaka maçında maçın yıldızı, maça direkt etki eden adam Doğuş Özdemir oldu dedik. Burada da Tofaş maçında da çok net bir şekilde Muhsin Yaşar olduğunu düşünüyorum Volkan. Şimdi video 11'e girelim. O 16-0'lık bir seri var. İlk yarı Tofaş'ın önde olduğu bölümden sonra Beşiktaş'ın yakalayıp 10 sayı öne geçtiği 16-0'lık seri var. Furkan oyuna girer girmez çember altına müthiş bir etki yarattı. Orayı daha önceki Beşiktaş analizlerinde de hep söylüyorduk. O çember altına top indirme kısmında gerçekten Beşiktaş organı, Beşiktaş takımının çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tofaş takımı Koç Ahmet Çakı ile maç boyunca tam sağ pres üzerine alan savunması yaptığı pozisyonlar, Furkan'ın yeri de aldığı yer de çok, pas falan çok iyi ama aldığı yer ve bitirişi de çok kuvvetli. Burada esasında dedim yani Beşiktaş'ın şu istatistiklere bakarak bu maçı kafa kafaya oynayabilmesi biraz sürpriz gibi gözüküyor ama yani bu iki tane Türk oyuncu bence onda çok çok etkili oldu. Egehan Arna da oyuna girdikten sonra büyük katkı yaptı ve ivmeyi Beşiktaş tarafına çevirdiler. Furkan'ın iki tane bir rol ettiği pozisyon, bir tane çember altında bitirdiği pozisyondan sonra yine bir iyi bir uzun oyuncunun yapabileceği alçak post. Post-up'tan sonra kata verdiği çok iyi bir pas zamanlaması. Ya bunların hepsine ben Türk bir koç gözüyle hani Türk oyuncunun ileriyle ilgili iyi sinyaller olarak görüyorum. Furkan Altaylı da kendini geliştiriyor ama burada kendi tek eleştiri mi diyeyim, artık eksiklik mi diyeyim? Furkan'ın ya biraz daha sahada kalabilmesi lazım. Çünkü yani bu istatistikler oyuna etki bence biraz daha oyunda kalabilmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle de yabancı oyuncuların istatistiklerini gördük Volkan. Bu istatistiklerle bence biraz daha özellikle bu maç biraz daha fazla sahada kalabilirdi diye düşünüyorum. O 16-0'lık seride başrolde iki tane Türk oyuncunun olması dediğim gibi bizim için çok sevindirici. Hemen video 12'ye geçelim. Sen dakikayı söylemedin ama var bak de... sen o konuda daha evet. Rahat olabilirsin bence. Milli takımımızın iki tane oyuncusu 1 ve 5 numara. Biraz geriye alıp ve yavaş yavaş oynatalım vaktimiz varsa. Var. Şimdi hep oyun kurucu eksikliğinden vesaireden biz bahsediyoruz Türk basketbolunda. Bence artık bundan ya bahsetme kısmını geçip biraz daha değerlerimize odaklanıp hakkını vermemiz gerekiyor bu oyuncuların. Şimdi Berk Uğurlu gerçekten şimdi demin bir tane şut soktu. Berk Uğurlu'nun Türk basketbolu guard pozisyondaki eksikliği şu pick and roll'lerde atmayı tercih etmediği şutlar olarak gözükürken Berk esasında bunu yaptığını bu videoda da gösteriyor. Hı hı. Bundan önce soktuğu şutta da gösteriyor. Bundan sonra bu pozisyonda da gösterecek. Yine ikili oyunda alttan geçmeyi son derece özgüvenli bir şekilde skorda yakınken aldığı sorumlulukla bunları yapabiliyor. Şimdi bence bu saatten sonra bu çocukların biraz daha desteğe ihtiyacı var. Tam tersi yani oyun kurucumuz yok, oyun kurucu eksikliği var söylemlerinden ziyade elimizdeki değerleri biraz daha parlatmaya çalışmamız lazım. Doğru, onun gözünün içine baka baka oyuncumuz yok demek yerine bu oyunculara destek olmak. Benim hiç hoşlanmadığım bir şey, bunu da burada belirtmek istiyorum. Berk Uğurlu bence milli takımımız için, Türk basketbolu için çok çok önemli bir oyuncu. Şimdi ikili oyunlarda bu sefer Muhsin. Demin bir önceki pozisyonda Berk'in skorlarını görmüştük. Şimdi Muhsin'le ikili oyun, bir tane çember altı tamamladığı pozisyon. Yine aynı o iki oyuncunun çok önemli sürelerde almış olduğu sorumluluk ve savunma hatasında iyi kullanıp Muhsin'in smaçla bitirdiği pozisyon ve bu da maçın son pozisyonu. Yine aynı ikili Volkan. Evet. Ve Muhsin almış olduğu ivmeyle Berk de doğru pozisyonu, boş oradaki pozisyonu görme yeteneğini de göstererek esasında maçın en kritik pozisyonunda. Ya burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir kısa oyuncudan ne bekleyebilirsiniz? Ya da Berk'in eksikliği ne diye onu yorumladım. Şut eksikliği ve oyunu okuma, pas. Şimdi istatistiklerine baktığım zaman Berk Uğurlu 13 sayı, 6 asist ve soktuğu pick and roll şutları. Şimdi buradan itibaren yani Berk özelinde, şimdi Berk'in pozisyonunu izlediğimiz için söylüyorum. Bu tarz oyunculara aşama kaydeden Egehan Arna yine bu maç özelinde bir başka örnek. Furkan Altalı bir başka örnek. Artık bu değerlerimizi ya biraz daha bizim parlatmamız gerekiyor. Biraz daha hak ettikleri o saygıyı göstermemiz gerekiyor. Ben buna %100 inanıyorum. Gerçekten oyuncular da zaten sahada göstermiş oldukları performansla
benden bunu söylemeyi bence hak ediyorlar. Ben de esasında sadece şu anda üzerime düşeni gerçekleştiriyorum diye görüyorum. Evet, Berk dediğin gibi çok ciddi katkılar yaptı. Katkı değil yani, direksiyonda ve takımını yönlendiriyor. Yani o katkıdan fazlası bu. Muhsin Evay topunu soktu bütün performansının üstüne. Bakıldığında oldukça, hani koç da dedi, son topu aslında o şekilde çizilmemiş. Başka bir opsiyonla sonuçta Muhsin'e geldi top. Gene boş pozisyonda rahat bir şekilde ona gelmiş oldu. O da bir başarı. Ve Muhsin de bunu başarıyla yerine getirdi. Şimdi biz hep burada Volkan... Hani diyoruz ya, Türk oyuncular el yakan noktalarda top gelmiyor. O top gelmediği için iyi kullanılamıyor vesaire diye. Hem geldi hem kullanıldı işte yani. Evet. İşte bizim de üzerimize bu saatten sonra düşen, Türk basketbol adamları olarak, koçlar olarak, işte yayıncı kuruluş olarak ya şikayeti bir kenara bırakıp bu değerleri yani bize zaten gösteriyorlar. Bazı veriler sunuyorlar. İşte Doğuş'ta da bunu gördük. Berkan'da da gördük Karşıyaka maçında. Yani bu çocukları biraz daha artık ön plana çıkartmak ve o saygıyı göstermek. Nasıl bir yabancı oyuncuya saygı gösteriyorsak Türk oyuncularımıza aynı saygıyı göstermemiz lazım. Şimdi Beşiktaş-Tofaş maçında Tofaş'ın maçı kazanmasına bana göre en önemli etki olduğu için Berk Uğurlu ve Muhsin Yaşar'ın performansını gösterdim. Tabii ki özellikle Casey Shepard'ın soktuğu şutları bir kenara bırakmıyoruz. Veya işte çember altında bitirdikleri bazı hücum reboundu Elgin Cook'un, Simmons'ın bitirdiği bazı hücum reboundu çok önemli yerlerde pozisyonları bir kenara bırakmıyoruz ama galibiyeti, ya maçı izledikten sonra galibiyeti, en çok galibiyeti getiren oyuncu kimler desen bu iki tane oyuncuyu söylüyorum çok net bir şekilde. Diğer tarafta da zaten istatistiklerle söyledik. Hiç yabancılardan neredeyse hiç verim alamadıkları bir günü son topla kaybetmelerinin ana sebebi iki tane Türk oyuncu. Furkan Altalı ve de Egehan Arna'nın performansı olarak görüyorum. Dolayısıyla da hani bunu söylemek, bunları burada bu şekilde konuşmak beni çok rahatsız etmiyor. Çünkü gerçekten gördüğüm şey bu. Ve bu da beni çok mutlu ediyor. Umarım herkes, yani basketbol camiasındaki herkes de Türk oyunculara ve tabii Türk koçlarına da aynı şekilde yaklaşır. Ağzına sağlık koç. Hepsi birbirinden güzel ezlerdi. Bu göze bakacağız. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim Volkan. Bir şey unutmuyor musun? Melodi. Evet. Melodi. Biz de sevgili basketbol severler bu haftalık bu kadar diyeceğiz. Biz de size el sallayacağız ve hem Avrupa Kupası maçlarında FIBA basketbol şampiyonlar gibi maçları, işte haftaya ligimizin en önemli, basketbolumuzun en önemli iki markasının bir araya gelmesi ve o derbi karşılaşması. Basketbol kesintisiz olarak TV Spor ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Şimdilik bu kadar, hoşçakalın.